İşgalci Çin, Doğu Türkistan'daki Urumqi, Kaşgar, Gulca ve diğer şehirlerde aldığı karantina önlemlerini açıkladı. Karantina kapsamında toplu taşıma kullanıma kapatılırken şehirler arası seyahat yasaklandı. Belirlenen illerde okullar tatil edildi. Hastanelerin açık bırakıldığı söylenen acil servislerine hasta kabul edilmesi ve yerleşim alanları tam kapanmaya gitti. Evlerinin kapısına kilit vurulan Uygur Türkleri aç bırakılarak ölüme terk edildi. ABD Başkanı Biden, bilgisayar çipi üretiminin ülkesi adına özellikle Çin'le rekabette bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu dile getirdi. Yarı iletken üretiminde bir dünya devi olan Amerikan Intel şirketinin Columbus'taki yeni çip fabrikasının temel atma törenine katılan Biden, "Bunların hepsi bizim ekonomik çıkarlarımız için ve aynı zamanda ulusal güvenlik çıkarlarımız için," dedi. Hükümetin hazırladığı Amerikan yarı iletken üretimi için sektöre 52 milyar dolar destek sağlayacak yasaya değinen Biden, Çin Komünist Partisi'nin faal bir şekilde Amerikan şirketlerinde bu yasaya karşı çıkmış olmasına şaşırmamak lazım ifadesini kullandı. Çin'in Cenevre'de Birleşmiş Milletler nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Chen Shu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine dair kaleme aldığı rapora düzenlediği basın toplantısıyla ülkesi adına sert tepki gösterdi. Ülkesinin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği ile artık bu konuda işbirliği yapmayacağı uyarısında bulunan Chen Shu, İnsan Hakları Komiserliği bu raporu yayınlayarak işbirliği kapısını kapattı. "Bu rapor yasa dışı ve geçersiz," dedi. Uzun süredir beklenen ve 31 Ağustos'ta yayınlanan raporda Çin yönetiminin ciddi insan hakları ihlali olarak nitelenen uygulamalarının insanlık suçu teşkil edebileceği kaydedilmişti. Çin Komünist Partisi'nin gelecek ay yapacağı 20. Ulusal Kongresi'nde parti tüzüğünde yeni döneme uygun yapılanmaya yönelik değişiklikler üzerinde tartışacağı bildirildi. Değişikliğin içeriğine dair bilgi verilmezken Çin Komünist Partisi'nin tüzüğünün partinin teori ve pratiğinde yenilikçi gelişime ve yeni dönemin parti yapılanması projelerine uyum sağlamak üzere değiştirileceği aktarıldı. Çin Anayasası'nda 2018'de yapılan değişiklikle devlet başkanının görev süresini iki döneme sınırlayan kural çıkarılmış, böylece Xi Jinping'in liderliğini üçüncü döneme taşımasının önündeki engel kaldırılmıştı. Kazakistan'da devlet bütçesindeki petrol gelirleri payının bu yıl %40,2'ye, 2025 yılında ise %21,8'e düşeceği bildirildi. Doğu Türkistan Sivil Diplomasi Hareketi kapsamında Malezya'da temaslarda bulunan Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği heyeti, Çin'in Doğu Türkistan'daki sistematik soykırım uygulamalarını Malezya medyasında gündeme getirdi. Ziyaret sırasında siyasi parti temsilcileri ve bazı milletvekilleriyle görüşen heyet, 9 Eylül'de Malezya Diyanet İşleri Başkanı'nı bakanlık makamında ziyaret ederek ortak yürütülmesi planlanan somut projeler üzerinde yapıcı müzakerelerde bulundu.